Merhaba arkadaşlar, ben Sezer. Ben de Kubilay. Bugün sizlere kırık pol tamirini göstereceğiz. Eş tarafından çadırı yağmurdan korumak için neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Birçoğunuz kırık polleri bantla yapmak ister. Fakat bunlar hiçbir çözüm olmuyor. Geçici bir çözümdür. Yani hiçbir işe yaramaz. Orijinal bir tane sağlam pol buluyoruz. Neon 1 gibi sitelerde çadırınızın boyutuna göre pol bulabilirsiniz. Bunların tamirini size gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, bu bantlı polümüz, gördüğünüz gibi bunu sağlam bir polle değiştireceğiz. Onu size de göstereceğiz. İpi öncelikle şu şekilde çekiyoruz. Şöyle göstereyim. İpi bir yerden böyle tutuyoruz. Bakın falçatayla kesiyoruz. Şimdi polü çıkaracağız. Evet arkadaşlar, şu anda polün çubuğunu gösteriyoruz. İpinde şu kadarlık bir boşluk kaldı. Şöyle. Buradan şimdi polü nasıl geçirebiliriz onu göstereceğiz. Şimdi sağlam polümüzü alıyoruz. Sağlam polü direkt içine soktuğunuz zaman içine girmeyecek. İçine denesenize girmeyecek. Onun için içinden bir tane başka bir farklı bir ip sokacağız. Onu da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi polün içinden nasıl geçireceğiz derseniz, polü gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunun içinden bir tane ip ya da tel gibi bir şey de olabilir. Şimdi etrafta bizim tel olmadığı için en iyi örnek olarak uzun çimenler var şurada. Uzun çimenlerden göstereceğiz. Yani çok rahat bir şekilde yapılabilir yani. Bakın bu şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çıkıyor. Polin ipini tel veya şeye bağlıyoruz. Neydi onun ismi? İp veya herhangi bir şeye bağlıyoruz. İçinden soktuğunuz şeye. Bu şekilde. Şu şekilde bağlıyoruz. Ondan sonra polümüzü tekrar görmeniz için tekrar geçiriyoruz. Dur. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde soktuk. Şöyle çıktı. Şunu bu şekilde çekiyoruz. Pol tamiri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu yapacağınız zaman en son taraftan başlayın. Hani ortada bir yerde kırıldıysa ortadakini de değiştirebilirsiniz ama en baştakini şey yapmak daha mantıklı. Sonra bu şekilde ip çıkıyor arkadaşlar. Bunu geri kalan tarafta bağlıyorsunuz. Biz örnek olarak sadece bu bizde bozuk polle sağlam polle denemek amaçlı şey yaptık. Yoksa bizim normal polümüz zaten şu tarafta var. Sağlam polle, onu da göstereyim sizlere. Size göstermek amaçlı ondan yaptık. Sağlam bu. Örnek diyorum arkadaşlar. Şöyle polü açayım. Polinizin orta kısmı mesela şurası kırıldı diyelim. Bunu bantladınız. Bantladığın zaman pek uzun süre gitmez. Hani yapılabilir ama çok uzun dayanmaz. Ondan sonra daha deminki gösterdiğim gibi şu taraftan mesela kesin arkadaşlar. Bozuk polinin olduğu tarafın burasını kesin. Gerdirin böyle. Kestikten sonra içinden sağlam polinizin içinden tel veya ip gibi bir şeyle yapabilirsiniz. Onu yaptıktan sonra bağlarsınız. Biz iple denedik. Ondan sonra çimen vardı. Çimenlerle yaptık. Hani ikisinde de olabiliyor arkadaşlar. Tel varsa tel daha iyi olur. Çünkü biraz kalın ip olursa içindeki polden geçmeme şey olabilir. Bunu bu şekilde yaparsanız bantlı şekilde arkadaşlar, dediğim gibi çok uzun sürmez. Kırılabilir. Hatta kırılmış bende birkaç tane daha var. Denemiştim çünkü. Şöyle uçlarını da göstereyim. Şu şekilde bunlar bantlı olanlar. Bakın fark edersiniz zaten. Bu olarak da küçük. Kırıldığı için küçüldü. Burada bitiyor. Neon 1 gibi sitelerden parçalarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben onun yerine bir tane daha çadır almıştım. O aynı ebatlarda olduğu için 4 kişilik çadır. Onun pollerini kullanıyorum.
Bundakini ona aktarıyorum. Bunlar da işte yedek olarak kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi yaparsanız iyi olur. Çadır pollerimizi nasıl tamir ettiğimizi gördük. Bunlara benzer videolar görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir kafanıza takılan bir soru varsa yorum olarak aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.